Gazeteci, gazeteci, tasvir, vakit, akşam, cumhuriyet, Alman ordularının Paris'e girdiğini yazıyor. La République Journal d'Orient. Benim efendim bugün havadislerde malumatlar olmak isteyen gazeteci. Lütfen bir tasvir verir misin evlat? Tabii. Üstad Yahya Kemal Bey'i acaba bulabilir miyiz Park Otel'de? Ya, maalesef efendim. Dün akşam Bagondi ile Ankara'ya gittiler meclise. Acaba İstanbul operatinde yer bulabilecek miyiz? Zozo Darmas Maksim'deymiş. Olmazsa oraya gideriz. Bahriye Davit, Ali Fuat Bey inşallah geciktiğimize sinirlenmezler. Sıkma canını Letafetciğim. Şimdi Lebon'da beyaz Rus kızlarına kur yapıyordur. Geciktiğimizi fark etmezler. İlahi Atife. Ali Fuat Bey sizin gibi nişanlısı dururken garson kızlara tenezzül etmezler. Affedersiniz efendim. Ben tramvaya yetişmek için telaş ediyordum da. Mil pardon, özür dilerim. Rica ederim.
derler koşuşanlar, nazik nazik konuşanlar. Yıl 1940'lar Beyoğlumuz var. Zarif beyler, şık hanımlar, nazeyiller ve kibarlar, kabeşanlar, barlar, Beyoğlumuz var. Tiyatrolar dolu taşar, kimi operete koşar, türlü hatıralar hep insan Beyoğlu'nda yaşar. Gülücükler, reveranslar, anşanteler, ay pardonlar, yıl 1940'lar Beyoğlu'muz var. Ve yıl 1984. Ölürsem kabrime gel. Neydi yarı boynu, neydi Allah kendini? Çekleri de attın mı lan? Hayır veriyor. Gel bakayım sen. Gel ulan yakışıklı. Gel takip et. Gel korkma gel. Oha! Ulan utanmıyor musun kıza çarpmaya? Önüne baksana ayı. Sen kendi önüne bak, itme. Sen bu adam ne anlarsın? Allah'ın kurusu. Çüş! Erkek milleti değil misiniz zaten? Nedir sizden çekeyim bilmem ki. Çekil bakayım sen, çekil. Ay. Kusura bakma hanım teyze. Gel lan buraya. Lan bir cigara ver be. Korset kerenlinin yolunu vereyim ulan. Yürü. Ne güreşiyorsunuz lan? Burası futbol sahası mı? Aman abla, uyma şeyli kurallarına. Saç kamyonu gibi doluyoruz. Mahvettiniz burayı mah. Herifin plakaya bak, 005. Ula eşeki hayvan, ula imansız, bundan başka İstanbul yok. Bunu bu kafana iyi gene sok. Bunu bu beynine yerleştir. Bu İstanbul tektir, tamam mı? Tamam usta, aman Allah, ah, kulak usta. Ah. Bu kulakı koparır, sinonunu atarım. İstanbul'da Beyoğlu'nda kebapçılık yapmak kolay mı? Sen hangi dağdan geldin? Elma Dağı'dan. Belvin zatı. Niye? Şehir çocuğu olsan bile nezaket örgenlisin abi. Aa, Elma Dağı İstanbul'da ya. Geç lan yalan konuşma bana. Gelmişsen Elma Dağı'ndan İstanbul'uyum diye hava etsin. Biz Antep babasından geldik, öyle hava etmiş. Ya vallahi billahi İstanbul çocuğum usta ya. Ulan yere yemin et de kulakını kopartacağım ama. Ya Elma Dağı'nın altında doğdum. Hayatım Taksim'de geçti, Beyoğlu'nda geçti. Ekmek kural çarpsın İstanbul çocuğum ya. Tamam, o kadar yemin etmene lüzum yok. Belli İstanbul çocuğu olduğun belli ki İstanbul'da bir bok olamamışsın. Olmuşsan en böyle bir garson. Hani ver mi bir kebapçı dükkanın? Lahmacun yapabilir misin? Çiğ köfte yoğurabilir misin? İçli köfte yapabilir misin? Fellah köftesi yapabilir misin? Humus çalabilir misin? Bu kadar senedir İstanbul'da sana Elma Dağlı. Bir acilli dondurma dükkanı açabildin mi? Cevap ver bana ayı. Bana ayı diyene bakın. Allah'ım yarabbim yarabbim. Ulan gülme. Ulan gülme. Zaten gülmekten başka ne bilirsin? Niye? Gülmüşsek ne olmuş? Gülmek gibi var mı usta ya? Olur mu öyle? Arvat gibi her şeye gülünür mü? Erkek adam güler mi? Ya gülmenin erkeği kadın olur mu? Ne yapalım? Yanında kendimizi içeride tutamayalım. Gülmenin kadın erkeği olmaz ama gülmenin yeri olur. O da müşterinin yanında gözün beni rezil etsin. Ben mi seni rezil ettim? Tabii. Gülecek ne var? Biraz kibar olsana. O da müşterinin yanında hafifçe osurduk diye bu kadar gülünür mü lan? Ulan seni doğrayacağım. Ulan seni keseceğim. Seni... Yolunun ünlü bir çiçek pasajı vardı. Her yanı menekşeler, taze güller kokardı. Şık beyefendilerle ince narin hanımlar akşamları uğrayıp birkaç duble atardı. İpekten masalar, soğuk soğuk biralar, taze minyet havalar. Ah ne güllerdi onlar. İpekten masalar, soğuk biralar, taze midyet havalar, ah ne günlerdi onlar. Müzik
Yolda ne TV vardı, ne de video vardı. Adamlar akordiyon, gitarlar çalarlardı. Müşteriler nazikti, garsonlar pek kibardı. İnsanlar birbirini incitmekten korkardı. İpek kefen masalar, soğuk soğuk bir alan. Taze mi diye tam alan. Ah ne günlerdi onlar. İpek kefen masalar, soğuk soğuk bir alan. Taze mi diye tam alan. Ah ne günlerdi onlar. Kısa canından bekti, bir gün intihar etti. Güller kokan saray bir harabedir şimdi. Gelin bu güzel yeri bir kez daha gezelim. Onun eski halini hep beraber görelim. İpek kefen masalar, soğuk soğuk bir alan. Taze mi bir tam alan. Ah ne günlerdi onlar. İpek kefen masalar, soğuk soğuk bir alan. Taze mi bir tam alan. Ah ne günlerdi onlar. Enfiye. Teşekkür ederim efendim. Mükeyyefat kullanmıyorum. Ye. Yeah. Ama şu müskirata bir türlü hayır diyemiyorum. Üstadım. Estağfurullah efendim. Bana öyle geliyor ki bu Hitler var ya Hitler. Şu bizim Adolf yani. Ha, evet. Evet. Galiba dünyaya hakim olacak. Siz ne dersiniz? No, hayır ben o kanaatte değilim efendim. Yeah. Değilim çünkü müttefikler ağır basmaya başladı. Haklısınız evet. Tabii. Ben geçen günleri Republik'te okudum. Evet. İngiltere'de müthiş hazırlık varmış. Tabii. Fransa sahillerinden büyük bir çıkartma yapacakmış. Evet de. Şifa olsun efendim. Oh şifa olsun efendim. Oh, maşallah maşallah şifa olsun. Sağ olun. Evet de bunu Almanlar da biliyor zaten. Hitler Rommel'i Afrika'dan Avrupa'ya bunun için getirdi diyorlar. Yani o çöl tilkisi çıkartmaya mani olsun diye. Evet. Aman aman ne halleri varsa görsünler efendim. Bize bulaşmasınlar da ne halleri varsa görsünler. Yok öyle söylemeyin Mirim, öyle söylemeyin. Churchill harbe girmemiz konusunda İsmet Paşa'ya çok ısrar ediyormuş. Öyle mi? Ya paşam top sesleri hudutlarınıza kadar geldi dayandı diyormuş. Ama bizimki ben sağırım duymam diye diretiyormuş. Aman adam canım. Cevaptaki inceliğe bakınız siz hele. Ben sağırım duymam. Sağır değiliz efendim, duyuyoruz. Aman istemez, istemez. Şu pasajı yaptıran Abdülhamid'in sütçü başısı Eristaki efendim. Hmm, toprağı bol olsun garibimin o yaptırmış diye. Başını kaldırıp da görsün bugünkü hali. Yahu bizim gençliğimizde böyle çalgıcı takıma girebilir miydi pasaj? Ne münasebet efendim, ne münasebet olacak şey mi değil. Tabii. Efendim çok iyi hatırlayacaksınız bakın. Bolşevik ihtilalinden sonra Beyaz Rus mültecilerinden bile rahatsız olmuştu İstanbullu. Evet efendim, bir de bunun 40 yıl sonrasını düşünün. Aman sakın amirim, aman sakın ha, hiç düşünmeyelim. Çünkü... Allah Allah. Şu terbiyesizliğe bakınız. Allah Allah. E şu densizliğe bakınız şimdi. Umuma mahsus bir yerde yüksek sesle gülüyorlar efendim. Evet efendim, evet. Eskiden böyle şeyler olur muydu bu çiçek pasajında? Aman olur muydu Ali Beyciğim? Nerede o günler? Artık burası da gitgide bozulmaya başladı. Vallahi haklısınız. İstanbul'da biz buralara da gelemeyeceğiz artık. Gelemeyeceğiz efendim. Buralara da gelemeyeceğiz de daha nereye gideceğiz orasını da bilemem doğrusu. Meçhul. Kalkalım değil mi efendim? Kalkalım. Kalkalım. İkinci çayımızı markizde alırız. Evet efendim. Garson bey evladım. Buyurun paranızı bırakıyorum buraya. Teşekkür ederim efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Efendim buyursun da. Aman efendim teeddüp ederim zat halinizden. Allah aşkına. Çok rica ederim. İstirham edin. Sizin mevki iştibaiiniz benden büyük efendim. Rica ederim. Sağ olun. Allah'a ısmarladık. Bonjour. Geldiniz. Şöyle oturalım mı? Bira? Bira. Küçük? Büyük. Fincan? Kocaman bir bira. İki tane büyük bira lütfen. Ektacığım gerçekten büyük bir merak içindeyim canım. Şimdi bildiğim kadarıyla sen bira içmekten pek fazla hoşlanmazsın. Evet. Böyle pasaj gibi yerlere gelmeyi de sevmezsin. Evet. Öyleyse bir derdin var senin. Evet.
Anlat bakalım nedir? Anlatacağım doktor. İzin verirseniz anlatacağım. Lütfen doktor deme bana canım. Daha üniversitenin bitmesine 2 sene var. Bitmiş sayılır. Artık sen benim için bir doktorsun doktor. İltifatına çok teşekkür ederim Yektacığım da. Rica ederim. Hakikaten bu üzüntünün, sıkıntının sebebi nedir? Yani ille de pasaja götür beni diye ısrarının sebebi nedir? Sebebi... Sağ olunuz. Ne kadar güzel biralar. Öyle bardaklarda duruyorlar. Ayakta kaldınız, oturmaz mıydınız ya? Pardon. Pardon. Keşke biz kalksaydık. Sebebi aşık oldum doktor. Tebrik ederim Yektacığım. Kime? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Yani ismini bilmem, adresini bilmem, pederinin mevkii içtimaiyini bilmem. Bir gözleri ahuya zebun etti felek. Peki burada mı tanıdın kızı? Burada, şu masada. Her gün pederiyle buraya geliyor. Zat-ı şerif bir bira içiyor. O da ya limonata içiyor ya da dondurma yiyor. Benim de burada içim yiyor. Yeter, anlıyorum da bunlar herhalde burada kalmıyorlar değil mi? Tahmin ediyorum. Yani bir evleri vardır muhakkak. Zannediyorum. E giderken düşsene oğlum peşten de. Hicap ediyorum. Ne? Bir hanımefendiyi pederinin yanındayken takip etmek ne kadar ayıp. Aa, evet. Hem ben onlardan çok evvel kalkıyorum. Onun için o? Bey babamı bilirsin, asabidir. Akşam ezanından evvel evde olmam lazım. Akşam yemeklerini beraber yemezsek sonradan validemi üzüyor. Yektacığım, anladığım kadarıyla sen beni buraya bu işin halli için getirdin galiba. Biraz öyle canım kardeşim. Çünkü nasıl ifade edeyim bilemiyorum ama sen bu gibi durumlarda benden biraz daha böyle... Şeysindir. Yırtıksındır demek istiyorsun. Ay estağfurullah. Söyle söyle söyle. O tabiri sana reva görmeyeyim. Daha cesursundur, daha ataksındır demek istemiştim. Velhasıl kelam, bir çareyi hal bulursun diye düşündüm doktor. Bulacağız tabii canım, dur bakalım şöyle. Kız gelsin karşımıza, görelim yakından, ona göre bir hal çaresi düşüneceğiz. Beni ihya ediyorsun aziz kardeşim. Niye? Zor bir şey değil ki bu. Benim için zor. Yok efendim, nihayet gideriz kızın babasına. Lisan-ı münasiple bir adres, bir kart veca ederiz, olur bir tane. Ne münasebet derse? Bana diyecek ha? Böyle vurdum bu kafayı, indiririm namusu. Herhalde mahsus söylüyorsun. Olur mu canım öyle şey? Böyle senin gibi genç, yakışıklı, üstelik bekar biri gider kızı hakkında malumat isterse... ...kız babası anlar bunu. Değil mi ama lütfen anlasın artık o da. Allah, geliyorlar. Aman bakma. Ay Allah, ne yapacağız? Hangisi? Tüllüsü. İkisi de tüllü oğlum bunları. Ama ne zaman tüllendiler bunlar canım? Bilmiyorum, ben daha evvelden tanımıyordum. Mahsus yapıyorlar. Niye? Bana zorluk çıkarmak için. He. Tamam, benimkisi tülsüzü. Öyle mi? İkisi de tülsüz oğlum. Ama bunlar da beraber tülleniyorlar, beraber tülsüzleniyorlar. Allah Allah. Bir şey canım. Benimkisi benim buramda oturan. Ve? Benimkisi benim buramda oturan. Ötekisi senin oranda oturuyor. Babayı gördün mü? Kimi? Babayı. Nerede? Ortada baba var. Benimkisi benim buramda, ötekisi senin oranda, ortada baba. Ne yapayım, gideyim babamı mı çağırayım? Sen babanı niye çağırıyorsun canım? Onların babası var, bizim babamız yok da oradan karıştırıyorsun diyorum. Ne olacak oğlum? İşte benimkisi benim buramda oturuyor, ötekisi senin oranda. Bu masa burada mı? Evet. O masa da orada. Evet. O masaya göre benimkisi benim buramda. Ötekisi senin oranda. Seninkisi olmadığı için sen karıştırıyorsun. Ötekisi seninkisi olsa o zaman benimkisi buramda, seninkisi oranda diyecektim. Halbuki ötekisi seninkisi değil. Onun için benimkisi buramda, ötekisi senin oranda diyorum. Yoksa benim buramda senin oranın arasında fark yok. Hey Allah! Bana bak. Yekta, dön bak hangisi olduğunu söyle, vallahi vurdum bu dağıtırma. İşte bakamıyorum, bakabilsem söyleyeceğim. Oğlum elbisesi ne renk, elbisesi? Elbiseleri var mı? Ne demek elbiseleri var mı lan? Çıkmak mı geldi bu kadınlar buraya ya? Herhalde gelmemişlerdir. Sen bak ya! Sen ne şanslısın, bakabiliyorsun. Allah Allah! Kemik 5 krem. Ha, iyi, tamam. Anlaşıldı, böyle söyle. Fakat iyi bir aile. Sahi mi? Valla. Ben anlarım böyle. Baktın mı, iyi bir aile, kötü bir aile anlarım. Evet, ben anladım. Baktım ve anladım. Efendim, anladığım kadarıyla bu adam ya konsolos ya manav. Evet. Aman doktor, neler söylüyorsun. Niye? Onlarla alakalı konuşmayalım. Neci? Duyarlarsa rezil olacağız. Duymazlar canım, niye duysunlar ya? Ha, sen beni öldürecek misin canım, onlarla alakalı konuşmayalım. Ne yapalım? Biz kendi aramızda konuşalım. He. Sen bana bir şeyler söyle, ben sana cevaplar vereyim falan. Tamam. Yekta! Huuu! Huuu ne oluyor? Yani efendim. Ha.
Yektacığım. Hocam. Gülme doktorcuğum. Belli edeceksin, rezil olacağım. Ulan huycum dedim, durup durup geçti. Huycum dedim ya. Yani hu efendim, huycum efendiciğim. Ha. Annemle babam birbirlerine öyle şey derler. Tamam. Yekta. Valide peder ne alemdeler canım? Sağlığınıza duacıyız efendim. Son zamanlarda valideyi muhteremimin romatizmaları biraz azdı. Beyvam ispirtolu kafuruna masaj yapıyor. Oğlum boşuna telaşlanıyorsun. Vallahi duymazlar ya. Duyarlarsa rezil olacağız ya, ama. Duysalar ne fark eder? Baksana adama kont gibi maşallah. Peki kontlar sağır mıdır? Bu hayır ya, kontlar duyarlar da duymazdan gelirler. Vurdum duymaz kontluktan mı geliyor? Fakat kız güzel kız. Güzel kız. Kız güzel kız. Ayakları şey biraz 43 numara çingene palamudu gibi. Aşkım. Bakıyorum ayakta başka bir şey yok. Hayallerimi yıkmak için mevzu değiştirelim ama sen. Bir saniyenizi istirham edeceğim hanımefendiciğim. Çok affedersiniz hanımefendi. Sizi ta oralardan buralara kadar yordum. Özür diliyorum. Bir minik istirhamım olacak. Yerine getirirseniz ihya olacağım. Sevdiğim bir genç kadını aldı tangoyu. Rica etsem benim için icra eder misiniz? Kendimi bahtiyar addediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Yekta ne yapıyorsun ya? İyiyim hamdolsun. Ulan şarkı mı istiyorsun? 500 lira borç mu istiyorsun? Belli değil ya. 1,5 saat hayatını anlattın mı sana? Bir genç kadını. Türkçe sözlü tango. Sen onun adı, her şey beni ona bağlar. Kalbim durmadan ağlar. Aman doktor, biz ne yaptık, rezil olduk. Niye, ne oluyor? Tangoyu bizim masamızda istedik. Evet. Onların masasında devam ediyor. Olsun. Olur mu şimdi, biz laf atmış gibi olduk. Yahu ne alakası var, kadının vazifesi bu. Bütün masaları dolaşıyor mu kadıncağız ya? Öleceğim ya, darıldılarsa. Allah Allah, iç bakayım sen şundan bir yudum. Sahi mi? Efendim, sıhhatinize. Teşekkür ederim efendim, sağ olunuz. Hop. Ne yapıyorsun ya? Bir yudum dedim oğlum, hepsini birden dikme, belli olmaz. Bira bu, maazallah vurur. Hakkı âliniz var. 1,5 yudum içtim. Sarstı. Ne? İşte gördün mü ya? Evet. Ne güzel dondurma. Evet. Dondurma diyorum, benim gibi. Nasıl senin gibi? Karışık. Ne? Hislerim dondurma gibi. Ne karışıyor oğlum? Vişne kaymak. Ne? Kaymak çikolata da olabilir. Ben ne dediğimi biliyor muyum canım? En iyisi ben biraz daha içeyim mi? Tabii iç, sen bir yudum daha iç. İkinci biramı da iç. İç sen bir yudum daha iç. Yani bu gözleri ahuyu gördükten sonra yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum farkında değilim doktor. Bir nabzıma bakar mısınız, ben sağ mıyım? Oğlum sen iç bir yudum daha ya. Vallahi iç bir yudum daha, iç tamamen rahatla. İstihap haddimi aşarım. Korkarım, enginlere sığmam, taşarım. Allah Allah. Estağfurullah. Böyle genizimden beyinciğime gitti. Orada? Homurciğime. Doktor, ben serhoş oldum. Nereden anladın? Eksik görmeye başladım. Neyi eksik görmeye başladın? Babalarını göremiyorum. Ulan babalarını tabii göremezsin. Adam masada değil ki. Çıktı şu kapıdan gitti ya. Öyle mi? Evet. Lavaboya gitti herhalde. Vallahi olabilir, gayet normal. Ne maksatla gitti dersin? Ay, Yekta lütfen saçmalama. İnsan lavaboya ne maksatla gider be kardeşim işte ya? İşte onu soruyorum, ne maksatla gider? Ya, ne bileyim yani, ya büyüğünü icra etmeye gider ya küçüğünü icra etmeye gider be. Aşk olsun. Niye? Onun babası öyle şeyler yapmaz. Hayda. Sadece ellerini yıkamaya gitmişti. Olabilir, kalk sen de peşinden git. Benim ellerim temiz. Ya ellerini yıkamak için değil, git adamı içeride yalnız başına yakala. Yakınlık tesisine gayret et. Musluk başında bir bahane uydur. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? İşte yakalandınız musluk başında. Ama muslukları da kahvelle parlatmışlar, pırıl pırıl olmuş. Yerler de tertemiz, elinize sağlık. Ben de şöyle geçerken bir uğramıştım. Banliyö istasyonum, bu geçerken uğranılır mı lan tuvalete? Ben böyle şeyleri beceremem, beni niye gönderiyorsun? Kalk kızın yanına git, babasının adını sor hadi. Tamam bak, heh. Olacak şey var, evet. Olmayacak şey var. Evet. Bu söylediğin olabilir. Hadi sor. Kızım gel evladım, bakayım buraya. Aman öyle çağrılmaz. Gel buraya güzel kız. Niye yapma doktor, alay ediyoruz zannedecekler. Geldi. Şu anda arkamda. Şu anda arkanda canım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Yekta ne oluyor? Hakkını helal et, ruhumu teslim ediyorum. Niye?
Ben burada iki aydır oturuyorum, onu yerinden kımıldatamadım. Sen bir gel buraya dedin, geldi mi? Tabii gel dedim, geldi. Sende garip bir cazibe var. Vallahi olabilir, önemli değil. Bu sana Allah'ın bir lütfu. Galiba. Kadrini kıymetini bil kardeşim. Dön, seç, beğen, istediğini al. Nasıl, birkaç tane mi geldi? Lan dalga mı geçiyorsun? Sepetin içinde ağzına kadar dolu ya. Sepetine mi koymuşlar ufaklarını? Tabii, koyu renklisi var, açık renklisi var. Esir pazarı gibi. Zenci kadın da mı lan? Ne zencisi? Benim ödüm patlar, ben küçükken Arap bebeğimle bile oynayamazmışım. Oğlum neden saçmalıyorsun? Dönsene, alsana ya. Ben onu saldım böyle. Şunu mu yapacağım? Saldım lan böyle. Böyle yapıyordum, şu anda bir kadın bana bakıyor. İyi ya işte, gel dedik, geldi ya. O mu geldi? O tabii. O neci? Nasıl neci? Lan baksana, anlamıyor musun neci olduğunu ya? Bir şey satıyor olabilir. Tamam, ne satıyor? Şapka. Anlamadım. Dön bir daha bak bakayım. Atkı satıyor, atkı. Yekta dile etme beni, vallahi vurur mu bir ayı kafana. Dön oraya bakayım. Bak şimdi bana. Ne var kızın elinde? Sepet. Sepetin içinde ne var? Çiçek. Ne satıyormuş demek ki? Sepet. Ne iyi dostsun. Doğruyu insana zorla bulduruyorsun. Ama burada bir yanlışlık var galiba. Ne gibi canım? Sepeti satarsa hanımefendi, evet, çiçekler dökülür. Ya, ya. Ya, çiçek satıyor olabilir. Mutlaka, sor bakalım. İşte bunu bilemedin. Affedersiniz, sizde çiçek var mı? Var efendim. Tamam, çiçek satıyor. Tamam. Bir gül rica edecektim de. Kırmızı? Kırmızı ediyorum. Kırmızı ediyorsan böbreklerinde iltihap var demektir. Sabahları aç karnına maden suyu falan içersen oldukça faydalı olsun bir şey. Normal. Ne demek ulan kırmızı ediyorum? Böyle Türkçe olur mu hiç? Kırmızı ediyorum. Kırmızı rica ediyorum diyeceksin. Kırmızı ediyorum. Ama aldım artık, hala rica ediyorum, olur mu? Almadan önce söyleyecektin onu. Bir saniye tutar mısınız böbreğimi? Bir kırmızı gül rica ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Fiyatı ne kadar? 10 kuruş. Şimdi rica ediyorum. Ay, bugün de ricadan açıldı, ricadan gidiyorum. Çok affedersiniz, sizi beklettim. Eski bir 10 kuruşluk oldu, özür diliyorum. Selametle efendim, hayırlı işler. Bunu niye aldık doktor? Şimdi kız da alırsa bunun bir manası vardır canım. Neler de biliyorsun. İyi ki seni getirmişim. Allah, o da aldı. Aman. Ulan niye attın o gülü yere şimdi? Kendi gitti. Böyle numara yapma öyle. Hayatımda bugüne kadar kendi giden gül görmedim daha. Ben de ilk defa görüyorum. Sabunlu gibi de pat pat gitti. Gelmiyor. Gelmez tabii o. Gül nasıl çağrılır? Bilmiyorum, ne bileyim, vallahi bugüne kadar hiç çağırmadım. Ey gül, geldinse üç defa... Yok, o ruh çağırmada kullanılır. Evet. Gülün ruhu yoktur. Tabii canım. Tuz ruhu vardır. Evet canım. Onda şimdi burada alakası yok. Gülün şurubu olur. Gül yaprakları güzelce temizlenir. Tabii hiç şey yok. Anlat vallahi, anlat anlat. Limon tuzu. Anlat, şimdi babası gelsin, görsün o gülü yerde. Bir gül de masanın üstünde, tabii anlayacak senin attığını. Herif katil suratlı bir herif. Çekti mi bıçağı? Zzzt. Adam beni yardı. Biraz. Allah'ım sen aklıma dahiyane bir fikir getir. Karnıyarık olmadan şu gülü oradan alabileyim ya. Onlar beni görmedi. Aman, yangın mı çıktı nedir? Şuraya bakınız. Ay aldım ama ölüyordum, Allah canım ağzına. Yekta çok güzel oldun gülü, harikasın sen. Kızlar hala yangına bakıyorlar. O onların problemi anacığım. Ne yapayım artık? Onların problemi olur mu? Ayıp denilen bir şey var. Boyunları tutuldu bir buçuk saattir. Böyle yap bakalım, ayıp ya. Efendim, söndürüldü. Söndürüldü. Nasıl konuşuyorum kadınlarla? Ne zamparayım be? Sen deli misin? Başka tanımam ya. Şimdi babaları yokken biraz daha ileri gidelim mi? Tamam. Tamam, buldum. Gidip babasının adını sormak var. Hadi sor. Niye, ben niye sorayım? Sen soracaksın ya. Sen sorsan ne olur? Ya olur mu öyle şey canım? Niye? Sen benim en yakın arkadaşım değil misin? Ne fark eder? Çok şey fark eder. Olmaz öyle şey. Ama mektepteyken senin vazifelerini ben yapardım. Hoca fark etmezdi. Ha, aynı şey değil mi bu? Tabii. İkimiz de kalmadık mı? Sen başka sınıfta mı kaldın? Sormaya mı gidiyorsun? Tabii. Sormamaya gidilir mi? Çıkama edersin. Ben az önce istemeden de olsa... ...arkadaşın da ilgilenmiyor. Öyle mi efendim? Peki. La 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 la. Ne oldu ya doktor? Kızdı değil mi? Hayır, kızmadı. Eminim kızmıştı. Vallahi kızmadı, o kadar merak ediyorsanız babama sorun lütfen dedi. Soracak mıyız? Sormazsak ayıp olur. İyi, hadi sor. Tamam. Dur, istersen beni de al. Niye? Her şeyi sen soruyorsun, kızı sana verecekler. Ey Allah'ım, ortalık da darmadağınık. Görüyor musun başımıza gelenleri? Oğlum sen deli misin, nesin ya? Hizmetçi misin, garson musun? Takip et beni. Tamam. Gel şöyle. Şuradan geçeyim. Gel şöyle. Beyefendi, affedersiniz efendim. Az önce
İstemeden de olsa küçük hanımı rahatsız ettik galiba. Çünkü arkadaşım... Ne yapıyorsun? Gözü gözüme değdi. Çok fena oldum. Anlamadım. Ne oldu? Gözü gözüme değdi. Gözü gözüne nasıl değiyor? Böyle mi oluyor? Yok, ona burun buruna derler. Seninki nasıl? Bu bakışlarımız değdi. Oğlum, ona göz göze geldik derler. İşte onu bulamadım. Ha, tamam, heyecanlanma. Başla. Efendim? Efendim? Oğlum, adam sana ne dedi? Şimdi efendim diyorsun ya. Adam bana bir şey demedi. Anlamadım. Yok, şimdi adamın Allah'ı var, daha bana bir şey demedi. E sen durup dururken niye efendim diyorsun? Ben ya derse diye önceden tedbir alıyorum. Başlarım, senin tedbirine böyle aptallık olur mu ya? Adam bir şey söylemeden durup dururken efendim denir mi ya? Ama bir şey söyleseydi hazır bulunacaktık. Yekta, saçmalama. Sıkma kendini. Sıkmıyorum. Nasıl sıkmıyorum? Sıkma. Sıkıyorsun. Biraz sıkıyorum. Sıkma, hiç. Biraz da sıkma. Sıkmıyorum. Serbest bırak. Gevşe. Gevşe. Rahat bırak. İyice gevşe, gevşe. Rahat bırak. Böyle. Ne oldu oğlum? Mafsallarım gevşedi. Tamam, hadi anladım. Biraz döküldüm. Tamam, hadi. Efendim, demin cik. Efendim, demin cek. Deminin sonuna cik mi iyi gider, cek mi? Cük iyi gider canım. Sağ ol. Efendim, demin cük. Yani şu içinde bulunduğumuz zaman değil de geçtiğimiz zamanda... Malum haliniz durmuyor. Zaman geçiyor an be an. İşte o anda yani geçtiğimiz geçmiş mişli geçmişini geçirdi. Geçmişi idrak ettiğimizde istedi beden istemeden diyerek istemeden diyemeyerek de olsa büyük hanımı büyük hanımın küçüklüğünü rahatsız ettik. Bu hanım çıksın. Yoksa ben tutup atacağım. Allah kahretsin. Bana bakın bana. Ben ata binerim. O ata biner. At gibi karı. Birinci geldi. Parmak sakat. Attan düştü, parmak sakat. Baba. Baba öyle mi baba? Sen nereden biliyorsun? Ulan burada yine çıkıyor musun sen? Tamam, ben oynamayayım, ben buralıyım diyeceğim. Efendim, ben buralıyım. Şurada oturuyorum. Uzatma. Yani buralıyım. Özür dilerim, biraz biralıyım. Oğlum uzatma lan. Yürekten yaralıyım. Adım... Adım neydi? Yekta. Efendim. Yekta. Efendim Nazmi'ciğim. Yekta lan. Efendim. Ulan neden ikide bir efendim diyorsun be? Üçtür beni çağırıyorsun. Seni çağırmıyorum. Adını unuttum da onu hatırlatıyorum. Eşşol eşek. Ben adımı unuttuğumu unuttum. Efendim adım Yekta. Hatta ben bekarım da. Oh. Uzatma seni kalkın uzatma. Uzatmalı bekarım. Tamam kes. Ben senin maksadını çoktan anlamışımdır. Gel bakayım buraya gel. Anladım diyor. Geçsene lan. Gel şuraya gel. Senin gözün kızdadır değil mi? Evet efendim. E bizim de hayır dediğimiz yok ki oğlum. Sağ olun. Ya bak kalktı gidiyor. Gidiyor musun? Evet. Hadi bakalım düşmesine sana evi göstersin. Hı? Bu kız piyasaya yeni düştü. Vizitası 15 liradır ver bakayım. Bir vakit meyhaneler birer huzur evini. Hem dinlenme yeriydi, hem dertleşme yeriydi. Unutarak dünyanın cebini cefasını, akşamcılar sessizce dinlerdi kafasını. Ver parayı, çek birayı, bul kafayı. Çık sokağa, bas narayı, ye sopayı. Ver parayı, çek birayı, bul kafayı. Çık sokağa, bas narayı, ye sopayı. Şimdi onun yerini aldı bir ahaleler. Doldurdu salonları, işsizlerle toy gençler. Sabahları içerler, öğlen akşam içerler. İçerler böbrekleri, bozulur ve içerler. Ver parayı, çek birayı, bul kafayı. Çık sokağa, bas narayı, ye sopayı. Ver parayı, çek birayı, bul kafayı.
Siyahileri hep akraba olurlar. Amcalar, enişteler, bacalar var, bacılar. Gelsin gitsin biralar, hacı cevapla renkler. Bir de o ikramesi, ayıp ayıp nefetler. Ver parayı, çek birayı, bul kafayı. Çık sokağa, bas darayı, ye sopayı. Ver parayı, çek birayı, bul kafayı. Çık sokağa, bas darayı, ye sopayı. Ne kaçıyorsun adam? Yedik mi seni? Dur dandaşalıyım. Beyefendi lütfen peşimi bırakın yoksa polis çağıracağım. Boş versene sen be. Hem akşam vakti Beyoğlu'nda turalı hem de pas verme. Beyefendi zannettiğiniz gibi değil. Ben bankada memurum. İyi ki. Defolsana başımdan. Yavrum. Bak, kahretsin oh. Seni hayvan. Ah ulan. Ah karı azdı. Ah. Ah. Herife bak işi kapamadı. Gel karıya biz asılalım. İyi akşamlar hanımefendi. Hani diyorum ki şöyle bir emirgen yapsak nasıl olur ha? Allah kahretsin. İnsan işinden çıktıktan sonra Taksim'e kadar yürüyemeyecekti be. İstersen bebeğe gideriz. Al işte yakta, al işte sana Beyoğlu. Yıllar süren taşra memuriyetinden sonra ille de Beyoğlu, ille de Beyoğlu diye tutturmuştun ya. Al işte sana Beyoğlu. Hiç değişmemiş değil mi? Aynı bizim gençlik günlerimizin Beyoğlu'sa. Ya Basmıcığım. Hiç değişmemiş. Adeta bizim gençlik günlerimiz. Ne oluyor ya? Yekta ne oldu oğlum? Niye hüzünleniyorsun ya? Nasıl hüzünlenmem Nazmiciğim? Nasıl hüzünlenmem doktor? Bu gözler bunları da mı görecekti? Yahu daha saat akşamın yedisi. Bir kadıncağız işinden çıkıp Beyoğlu'ndan geçip rahat huzur içerisinde evcazına gidemeyecek mi? Bu kadar mı bozuldu bu Beyoğlu? Bozulan yalnızca Beyoğlu mu? Ya İstanbul? Sorarım sana Yekta. Bu İstanbul bizim o gençlik günlerimizin asude beldesi midir artık? Demek bunca yıl Anadolu'da hizmet ettikten sonra gözümüzde tüten bu beldeye dönmemek var. Evet. Orası daha güzel. İnan olsun. İşte size tabiat güzel. İnsanlar sağ, temiz. Sağ olasın Cabbar abi. Madem sen bana bu güzel işi bulmuşsun, ben de çok çalışıp komisyonunu hemen öderim abi. Bak benim yüzümü kara çıkartmayasan. Tamam abi. Namusunla çalışasan. Peki abi. Dürüst olasan. Oldu abi. Karılara iyi kumanda et. Tamam abi. Ali Osman'ın keranesi başka yere benzemez. Anladım abi. Çok para kazanırsın ha. Saf ve temiz Anadolu çocuğuna nezih bir iş buldum. Zaten ceketinin renginden anlamalıydım ne pezevenk olduğunu. Hayır orada tabiat güzel, insanlar saf, temiz de... Buraya geldiler mi bazısı böyle bozuluyor galiba. Efendim kendi örfünü, kendi harsını buraya taşıyamıyor. Evet. Geldiğinde bulduğuna da intibak edemiyor. Heh. İki arada bir derede boçalayıp gidiyor. Tabii bu arada yazık oluyor canım İstanbul'a. Yazık olmuş canım Beyoğlu'na. Yalan mı Nazmiciğim? Yektacığım ben eskiden Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi'nde doktordum ya. Hacı. Ben orada öyle şeyler gördüm. Öyle şeyler duydum ki bunlar umurumda bile değil ya. Yok ama benim umurumda. Allah. Hele hele bizim Mahdum Bey ile sizin Kerime Hanım'ın izdivaç meselesi olacaksa benim umurumda. Doğrusu ben bu şehirde kalmalarını, evlatlarını bu şehirde büyütmelerini istemiyorum Nazmi. Bak gülme rica ederim hakikaten ciddi söylüyorum istemiyorum. Dur ya dur kardeşim ya. Sanki benim kızı senin oğlana hemen verdik. Vermiyor musun? Hemen paketledik hazır kız buyurun efendim dedik. Vermiyor musun? Ulan senin oğlanın mühendis çıkmasına daha iki sene var ya. Ay. Evet evet. Dini metan eyleyen bari Müslüman olsa. Niye? Senin kız daha eczan beklemedi birinci sınıfında. Bu ne afra bu ne tafra kaynata. Gördün mü ya? Ay ölücüğüm. Biri mühendis olacak biri eczacı çıkacak. Biz de göreceğiz. Göreceğiz inşallah. Geçti oğlum artık. Ne geçti? Bak Yektaç'ım. Şahsen benim, kendi adıma söylüyorum tabii, istikbale matuf en ufak bir ümidim kalmadı. Aşk olsun Nazmi, aşk olsun doktor. Belki bazı şeyler bitti, belki bazı şeyler tükendi ama biz daha bitip tükenmedik. Sapasağlam, dimdik ayaktayız. Orta direk, Nazmiciğim, orta direk. Ben artık orta direklikten istifa etmeye karar verdim. Hayatımın geri kalan bölümünü ben direkt olarak geçireceğim canım. Allah layık. Bak şurada sessiz ve sakin bir birahane var. Canım. Oturalım gidelim oraya. Hem iki kadeh biramızı içeriz. Hem çocuklarımızın evlenme meselesini muhakkak bir karar veririz. Çünkü malum haliniz bu. Evlenme meselesi oldukça önemli. Ben...
Efendi, affedersiniz, ben orada bir şey göremiyorum. Ben bir saattir bakıyorum, bir şey göremiyorum. Gel gidelim Yekta. Allah ıslah etsin. Bu da geçer, bu da geçer. Alışmalısın, alışmalısın, alışmalısın. Ya abicim, kız bankada çalışıyormuş. Sonra ben kıza dedim ki, madem ki birbirimizi seviyoruz aradığımı dedim, gel bu akşam bu işi bitirelim. Bir türlü yanaşmadı. Yanaşmaz çünkü dalga var. O zaman kürekleri siyah yapacaksın. Çık aşağı, at oltayı, çek tüferi. Nah, böyle böyle kofan alır Allah canım ağzım. Yok, evlenmeden olmazmış, yok bilmem neymiş. Hikaye yazıyor ya. Aga, bu kızı bir yakalarsın. Ne yakalarsın? Niye? Ulan bir defa çapari ile lüfer yakalanmaz. Sen kime yutturuyorsun ya? Efendim, affedersiniz, iki Brezilya da biz rica ediyoruz. Efendim? İki Brezilya. Anlamadım. Ah, değil de onun yanı. Peru, Peru, ha, Peru diyecektim, Brezilya diyorum. İki Peru da biz rica ediyoruz. Onu bilmem. Ama o civarda, Peru dolaylarında. Hani böyle bir yer vardı, sabahleyin erken kalkan ihtilal yapıyordu. Neresiydi orası? Arjantin, Arjantin. Arjantin diyecektim. İki büyük Arjantin. Tangoları da varmış. Geliyor işte. Abicim, İlyas'ı besleyeceksin. İlyas'ı beslemeden olur. Ben nasıl besleyeyim? Bende para yok ya. Ya orta sahadan top gelmeyince İlyas golü atamıyor. Bak bu kale. Sen susmazsan ben de seni... Ne biçim bağırıyorsun lan? Bir tane çıkarsam gözünün üstüne. Allah! Bağırma. Yekta! Koş gel. Bunlar kavga edecekler galiba. Ayıralım canım. Koş canım. Koş. Ya, dur babacığım, severim ya, seni. Yapma, barışalım ya. Yapma. Ben de seni severim vallahi. Hadi barışalım. Yetişemedik, barıştılar. Ben böyle millet görmedim. Vallahi ben de. Yani iki üç kelimeyle kavgaya tırmanabiliyor. Bir öpücükten barışıyor. Evet ya. Arada bir de mevlüt okundu. Evet. Öbür tarafta harbede çıkıyor. Yani kim kimin dostu, kim kimin düşmanı belli değil. Belli değil. Buraya birahane diye geldik ama burası birahane değil. Nedir? Lübnan, Lübnan. Hadi biz biralarımızı içelim. Suriye'ye geçelim. Suriye'ye niye geçiyoruz ya? Yakın diye o geldi aslında. Hayır oğlum, olur mu öyle şey? Çocuklarımızın evlenme meselesinde bir karar verelim. Muhakkak başlarını bağlayalım. Hakkali. Hadi baş beyler, videoda seks filmimiz başlıyor. Bu yeni bir kaset ha. Bir Almancı'da da rakam. Baba, takım iki başladı. Güzel. Nazmi'cim. Ne diyorsun be? Bizim Mahtum'un mektebi bitinceye kadar bekleyelim. Tabii senin Mahtum'un mektebinin bitmesini bekleyelim de bitince ne olacak? Ha, işte bir söz keseriz diyorum çünkü benim düşünceme göre... Ya ne düşüncesi serifler var be? Oh, İstanbul'un suyu çıktı. Ne sakız adamsınız siz ya? Ne yaptı bu herif öyle? Ulan diyor. Sular idaresinde çalışıyor galiba. Ha. Susalım beyler, susalım. Bakın herif ve ceza sahasına giriyor. Aman. Evet. Bu televizyonun da girmediği yer kalmadı, görüyor musun? Nasıl yani? Bak şimdi de ceza sahasına giriyormuş. Ya babacığım, o televizyon değil, video, video. Ha bu, o mu? Ya bu. Şimdi bildim, şey bu. Birleşik alet hani. Birleşik alet çaktım. Amerika Birleşik Aletleri. Şeymiş. Bunlar bizim mal müdürüne de geldiydi bunlardan. Herkes gitti bakmaya. Ben gidemedim de icabımdan. Şimdi bir vesile oldu, bir göz atayım yakında. Sakın ha gitme. Yekta gitme. Bu senin mal müdürüne gelene benzemiyor oğlum. O işte bir de o. Ya o kadının çıkardığı sesleri duymuyor musun? Astım bronşiyal krizi geçiriyor kadın ya. Ya üst nefes yollarıyla alakalı bir program demek. Ha, git de gör bakayım. Üst mü alt mı? Buyurun canım. Gençlerin böyle sıhhatle alakalı programları yakinen takip etmesinde... Bu nasıl şey böyle bu? Açık öğretim fakültesi bu mu?
Ne oldu? Ters mi koydunuz bunun bandını? Baba, fazla sokulma, gözün bozulacak. Yok, azabım bozuldu. Niye? Bütün bildiklerimi karıştırdım. Yekta, gel oğlum buraya, gel. Senin kalbine dokunur o, gel buraya. Dur doktor, dur. Burada acayip şeyler oluyor, dur. Oh, baba işi garantiye almış ha. Nasıl yani? Baksana, doktorun yanında taşıyor. Ha, o Arap niye girdi oraya? Şşş, oğlum, çık dışarı tedbirini. Ağzını kapat, gözünle bak. Hakkı haliniz var da selleme hüsselam Arap da... Millet mayıs tutsa biraları tutsunlar. Hatırlatalım. Sen kafa bakayım şunu. Hadi biralar, biralar. Açılmasın aralar. Hadi bakalım. Ulan neredesin sen? Ne yaptın? Bira molası, bira molası. Nahak yere kendinizi helak etmeyiniz beyler. Bu olacak şey değil bu. Ben böyle şey görmedim. Ben bu yaşıma geldim, böyle rezalet, böyle kefazelik görmedim. Ayıptır yahu, günahtır be, ahlak diye bir şey kalmadı. Maalesef ahlak sukut etti. Bu kadar kişi seyrediyoruz, niye kapatıyorsun evladım? Arsız, biz arsız çocuk. Olacak şey değil. Yekta! Kaçın. Oğlum sen seksomanyak mı oldun sen? Deli misin nesin ya? Aman ne ammonyadır Allah aşkına. Ay sinirim bozuldu. Demin oğlunu görecektin Nazmi. Canım ben senin oğlunu bilmez miyim? Elime doğdu hergele ya. Hergele ki ne hergele? Kızı mahvetti be. Kızı mı? Benim kızı mı? Yatağa atmasıyla... 5 dakikada Beşiktaş. Ulan hani bunlar evleneceklerdi? Nasıl? Hani münasebetleri platonikli de Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle başlarını bağlayacaktık bunların bir. Yok efendim, o bizim zamanımızdaymış o. Nasıl bir zaman? Şimdi öyle şeyler yok. Nasıl yok? Şimdi merhaba, cıbır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 
bir jimnastik. Allah! Oğlan bir tek daldığı yıktı. Eyvah! Kız bir sarma. Ah. Oğlan bir şakkındesi. Ah. O sırada Arap giriyor. Arap kim? Bilmiyorum. Saha müşahidi olabilir. Yakın tetkiklerde bulunuyordu böyle. Oğlu kızı bu ifade ediyor. Yerim utanmadan herkesin ortasında aşık aşık anlamıyor. Atla adınca dost var, düşman var, yerli var, yabancı var, ayıp denen bir şey var. Nazmi böyle nezalet görmedim ben. Sen içme artık. Niye böyle? Sen neler söylüyorsun? Bak sen de fikri firar oldun. Niye? Yalan mı söylüyorum? 44 yaşında gül gibi çiçeği burnunda kızımın bu hırsına nasıl geçildiğini anlatıyorsun be! Aman haşa! Rezilerim, ayıp denen bir şey var! Olur mu öyle şey? Olur. Haşa! Niye? Ben videodaki oğlandan kızı anlatıyorum. Benim oğlandan senin kızı mı? Hay senin anlayışına! O zaman hay senin anlatışına! Daha nasıl anlatacağım? Müsabaka gibi naklettim, gösterecek değilim ya! Hem benim oğlanla senin kızın arasında Arap ne arıyor? Ne bileyim ben de ona taktım zaten. Oradan çıkar sana! Ben gözden çıkardım, kız gitti diyorum da Arap hırsız mırsız çıkar gelir evden bir şey ayaklar götürür belli Allah mi olur? Allah daha iyisini versin. Bütün aksilik bu pasaja gelmekle başladı. Gelmeyelim. Gelmeyelim efendim bir daha. Gelmeyelim. Adımımızı attık, terslik üstüne terslik. Ya bir düş taban mı evet. Var nedir? Önce bunların gürül. Surata bak, maça papazı gibi herif, öyle yapma. Yapma, bana günah. Bakıyorum. Yapma Nazmi'ciğim. Sima ile alay olmaz. Kestan yüzü billah küfre gider. Yapma. Bu sima ile alay etmezse küfre gider. Yapma, Allah'ın tokadı yok başımıza. Gelmesin efendim ama buraya. Niye canım? Otursun evinde, çeksin perdesini, kapatsın kapısını. Ben mecbur muyum bu pezevengin çirkin suratını görmeye? Vicdan azabı gibi omuz başımda 24 saat kafamı bir çeviriyoruz. Lan kırk burun buruna geliyoruz ya. Yapma canım. Burun bulaşmıştır. Ne bulaşmıştır canım? Uyuz bulaşmıştır. Burundan uyuz geçer mi? Bulaşır, bu herifin her tarafı uyuzdur muhakkak Allah geçer. Allah yine ben o kadar tıptasını yettin canım. Vallahi böyle kafasına bu bakmanı kalmıyor. Aman sakın al beni yine. Böyle bir kere vurayım böyle. Sen olgun adamsın, kamil adamsın. Niçin böyle yapıyorsun canım? Öfkene mağlup olma. Ne istiyorsun garibanlardan? Onların da vardır bir gamları kasvetleri. Şuraya gelmişler dağıtmaya. Evet. Biz de seninle eskiden gitmez miydik çiçek pasajına? Giderdik. Giderdik de biz bunların yaptığını yapar mıydık Yekta Beyefendi? Yapmazdık. Yapamazdık. Eskiden çiçek pasajı ismiyle müsemma çiçek gibi bir yerdi. Adeta bir ilim, irfan yuvasıydı. Eşlen dostlan orada bende bulaşılır, buluşulur, konuşulurdu. Günün meseleleri tartışılırdı. Dünya meseleleri üzerinde fikir teatisinde bulunulurdu. Orası bir kültür yuvasıydı. Sen o kültür yuvasında bir orospuya aşık olmuştun. Hatırlıyor musun? Kayıp eder diye de Elif Ezevengi'nin peşine gitmiştik. Adamın karşısında durdum böyle. Adını da unuttum.
40 sene oldu, nasıl hatırlıyorsun maşallah. Vallahi hiç unutmuyorum Yekta, bugün gibi her şey gözümün önünde. Ama o buraya benzemiyordu ki o, o benim cehaletimdi o. Hayır efendim, sen haklıydın çünkü o kız orospuya hiç benzemiyordu. Fakat o pezevenk ne kadar sana benziyordu Nazmi. Edepsiz karı. Hastanede böyle bağırılır mı lan? Yukarıda nöbetçi hekim uyuyor. İcilayla bir şeyle. Hemen burada acilde bir karı bağırdı da ona kızdıydım. Ha, ben onunla bir meşgul olayım. Seni sonra gene ararım. Sana uzun hava okurum. Biletlerimi keser kendisine mi soracağım ona? Aman Cilet Necla. Gelemişsem alamadım sesini kız. Nasıl gidiyor intiharlar? Niye kurtarıyorsunuz beni be? Gene mi kurtardılar? Yarın gene keseceğim. Bilhassa rica edeceğim. Bu defa ayak bileklerinizden kesiniz. Artık yukarıda kesilecek, dikilecek yer kalmadı. Hani bir daha yukarıdan kesersen seni kapalı çarşıya, örücüye göndereceğim. Nedir kızım senin bu halın? Ulan bıkmadın, usanmadın. Çalıştığın pavyonunuza hapısına kızarsın, bilekini cırt. Sevgilin başkasına yan bakar, Allah bilekini cırt. Sabahla magazin lastilerin geç gelir, Allah Allah cırt cırt. Ne lan bu? Keseceğim ulan. Vallahi, bilek benim değil mi? Keserken size mi soracağım? Bağırma lan, tabii bize soracaksan. Sen elektrik idaresi misin sormadan cırt pırt kesin. Götür bunu kadın, götür. Götür bunu yatır, camı çerçeveyi iyice kapa. Kapayı bacayı tıka, hava gazını sonuna kadar aç, kendin kaç. Yarın geri keseceğiz. Ulan ikide bir de bileklerini kesip hastanenin huzurunu bozma. O kadar meraklıysan fermuarlı yaptır. Aç kapağı, aç kapağı. Hırıs bu. İşte gönül huzuru içerisinde mukaddes vazifemizi yapamıyoruz be. İcloş. He benim. Hele benim.
verelim. Başı karlı. Hangi oda onunki? Dala. Kurbetinden. Kapıyı çalacağım. Nöbetçi hekim yukarıda uyuyor. Ah çekerek alar. Hemşerinin herife ninni geldi. Ulan kızım nedir bizim bu kadar sizliğimiz ya? Gene uzun havamızı kısa kestiler. Ne bileyim burada biri konuşuyor. Tanımıyorum sedyede. Dün gece getirip bıraktılar. He? Acil bakaymış. İnsan örgün ör. Ben seni sonra gene ararım. Ne var lan? Ben devamlı kan kaybediyorum. Niye? Ne bileyim işte kaybediyorum. Oğlum lan koca adamsın, kanına sahip çık. İnsan kendi kanını kaybeder mi? Kansız. Bir türküyü okutmadınız. Yat zıvan, yat aşağı, yat. Aman 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 aman, nedir senin bu halin? Köprüden hisse senedi mi aldın? Tabii bin kağıt zammı geçirdiler, bu hale düştün değil mi? Bir o ilk yardım burası. Burası da ilk yardımdan sana ne? Tedavül olacağım. Sen tedavülden kaldırılsan daha iyi olacaksın. İkisi insan enflasyonunu önlersin. Nedir lan senin bu hal? Ne? Seni kim dövdü, kim hırpaladı böyle? Sen hastaneye niye geldin? Sen yanlış geldin hastaneye. Nereye gideceksin? Sen doğru imama gideceksin kardeşim. Seni kim dövdü, kim hırpaladı böyle? Kimi dövdü? Ben sana soruyorum, seni böyle kim hırpaladı, kim dövdü? Perişan ettim herifi be. Ha, sen mi dövdün herifi? Tabii. Belli. Bir kafa, bir yumruk. Herif gitti. Herif gitti. O giderken sana gözü takıldı herhal. Ben göze geldim. Ya böyle göz göz olmuşsun, bir de gözaltı var. Nazar değdi bana. Sen bir kurşun döktün. Niye dövdün herifi, netti sana? Herif bana ayak yaptı. Herif ayakçı. Ayakçıymış. Ayakta mı yapıyor? Nasıl yapıyor, ne yapıyor ayakta mesela? Ne vazife yapıyor ayakta? Yani... Ayakta bana numara yapıyor. Niye? Sen öyle ayakta numara beğenmiyor musun? Ben öyle şeylere kızarım. Artık bu geri kafalılığı bırakın. Olur. Bu örümcek beyinlerden bu millete hayır yok. Yok. Bu millet 50 senedir oturuyor. Bundan sonra ayakta canlı, dinamik, çağdaş, Amerikan metodu bu. Sen başbakanın televizyon konuşmalarını görmüyor musun oğlum? Adam ötekiler gibi oturuyor mu tonton? Biraz oturuyor, kuros kaleminden anlatıyor. O kalkıyor, böyle bir düzeltiyor, gene oturuyor. Anlatıyor. Atıyor ceketi icabında, kısa koluyla vatandaşın arasına bir dalıyor. Ayda. Dinamik metot, Amerikan metodu. Ama icabında kravyetini takıyor, masaya yumruğu vurdu muydu da işi bitiriyor. Niye? Adam iş bitirici. Bak bir senede vatandaşın işini bitirdi. Tamam. Bu mühendis ekonomisi bu. Tonton işi biliyor. Bir o biliyor. Başka yok. O biliyor. O benim dediğim bir şey bilmiyor. O senin dediğin sodeplidir o. Onlar daha hala sizde mi birleşelim, bizde mi birleşelim? Demokratik sosyalizm mi, sosyal demokrat mı? Önümüzdeki son 25-30 senede çabucak bir karara varacaklar. Yani Allah bu millete sabır versin. Bu gidişle bu milleti İnönü'nün torununun çocuğu kurtarır belki. Bir ihtimal bu da. İyi, güzel de hemşerim, sen ne anlatıyorsun? Hollanda-Danimarka maçını anlattım. Banttan yayın. 4-1 Fransızla berabere. Ben diyorum şişhane, sen diyorsun gümüşhane. Allah Allah. Oradan öyle mi anlaşılıyor? Yani herif bana delikanlı ayağı yapıyor. Ulan ayak, delikanlının ayağı normal ayaktır. Delikanlı ayağı altı parmak mı olur? Ne demek delikanlı ayağı? Ben yer miyim ulan bu ayakları? Kimse yemez. Gelir mi? Esasında keçi paçağı iyidir, keçi paçağı. Fakat keçilerde 4 ayak yetmiyor. Ne olacaktı? 40 ayaklar keçi kadar olacaktı. Ne paça yerdik be. Yerdik de doyardık, fazlasını ihracat yapardık. Memleketimize döviz gelirdi. O dövizle mübrem ihtiyaçlarımızı karşılardık. Viskimizi alırdık, neskahvemizi alırdık, Amerikan sigaramızı alırdık, mantarlı peynirimizi alırdık. Ulan bu millet mantarlı peynir yemezse nasıl yaşar ha? Hayat mı derim ben ona? Hem bunları alırdık, hem konut fonuna katkımız olurdu. Vatandaş da başını sokacak bir yer bulurdu. Ama kıçı biraz açıkta kalırdı. Ne yapalım, mukadderat.
Her şeye rağmen Beyoğlu'nda bana ayak yapılmaz. Niye, sen kimsin? Ben bu Beyoğlu'nun kralıyım ben. Oy. Darbe oldu. Göğüs darbesi. Krallık devrildi. Kalk bakalım devrim kral. Tay 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 tay. Arada böyle vatandaşın arasına katılmakta fayda vardır. Her işimiz ters. Ne oldu gene? Yunanistan dost mu çıktı? Getiriyorlar bayrağı, hastane yapıyorlar. Vatandaş düşüyor. Ya eskiden çayıra yapıyorduk. Evet. Ülke düşmüyordu. Şimdi böyle bayrağı yapıyoruz. Arada çayırdan düşüyorlar. Hoş geldin. Ne var ne yok? Şimdi abicim çayırda... Çayır nereden çıktı ya? Şimdi efendim bu çayır nemini bulunca. Evet. Birinci Cemre'den sonra. Hüdayin abi fışkırır. Allah'ın bir hikmeti. Üç kişinin mi oluyor bu çayır? Nasıl üç kişinin? Ulan Allah'ın çayırı ne demek üç kişinin? Cemile dedin, Hüdayi, Hikmet. Öyle şans yok. Bu Cemre, bu Cemre. Birinci Cemre, ikinci Cemre, üçüncü Cemre. Öyle kraliyet ailesi gibi gidiyor. Öyle gitmiyor. Bu düşüyor bu. Niye? Havaya düşüyor, toprağa düşüyor, suya düşüyor. Sen görmedin mi Cemre düşünce böyle buharlar çıkar? Cemile suya düşünce buhar mı çıkıyor? He tabii, Cemile ateşli karı, suya düştü mü cos. Ya böyle buharlar çıkıyor. Aklın fikrin nerede? Kadın yok oğlum. Böyle düşen bir şey görünmüyor ama bir şey düşüyor. Öyle ama işte tabiat uyanıyor, ağaca su yürüyor, kurt kuş canlanıyor. He. Cemre bu, Cemre. Bana ne? Ulan işte çayır o zaman çıkıyor. Abicim çayır mayır yok. Niye, çayırı biçtiniz mi? Çayırı kaldırdım. Ha, yem olarak kaldırdınız, seneye mi yiyeceksiniz? Çayırı konumuzdan çıkardırdım. Şimdi anlaşıldı, nırıldı. Çayır lafı istemiyorum. Çayır yok. Kağıt oynuyorduk. Nerede? Çayırdı. Çayırı taktın kafamıza tabii. Ya takma kafana. Şeyde oynuyorduk. Kahvede. Aman ne kadar banal bir deyiş öyle. Yakışıyor bizim gibi bir topluma böyle konuşmak? Ne demek kahve? Çivi. Bu da sahte bir inceliş. Ne yapacağız? Böyle daha modern, daha çağdaş bir deyiş bulmalı. Mesela? Mesela Nescafe. Nereye böyle? Nescafe'ye. Nereden anam? Bizim Nescafe'den canım. Bakın kibar. Kibar oluyor öyle, evet. Nescafe'deki adım. Ama kibarlaştın sen. Sen biraz daha kibarlaşsan bile Bodrum'da konser bile verirsin. TRT'de utanmadan yayınlar. Bizim 40 yıllık kahve de Nescafe oldu. Nescafe'de kağıt oynuyorduk. İnek dedi ki... Oha, kibara bak. Ne demek lan inek? İnek nereden çıktı? Buyur. İnek çayırda mı? Ha, inek çayırdaysa normal. Gene mi çayıra geldi? Fakat inek Nescafe'ye geldiyse... ...o zaman sütlü nes oluyor. Tabii. Tabii. O zaman sütlü nes olur. Hangi inek? Holstein. Var mıdır seçtiğiniz, tercih ettiğiniz bir cins? Etlik, sütlük, damızlık. Bizim kahvede yok. Çayırdan yeni kurtulduk. İnek nereden çıktı şimdi? Ne demek ulan inek nereden çıktı? İnek, inekten çıkar. Allah Allah. Tabii onlar öküz beyler şey ederler, inek çıkar. İnek yumurtadan çıkacak değil ya. Sen inek yumurtası gördün mü? Kuluçkaya yatmış inek gördün mü böyle? Olur mu lan? Görmedim. Ehe. Kağıt oynuyorduk. Kağıt çalıyorsun, hile yapıyorsun dedi. Kim? İnek. İnek konuşuyor mu? Hayır, yani benim kağıt oynadığım iki ayaklı inek. Sen hayvan terbiyecisi misin? Niye? İnekle mi oynuyorsunuz? Evet. Nasıl öğrettin ulan? Abicim öğretti, kağıt oynadığım herif diyor öyle. Ha, herifle sen kağıt oynuyorsun, herif sana diyor. Bana diyor, kağıt çalıyorsun, hile yapıyorsun deyince benim şeyim attı. Sigortan attı. Emekli sandığın attı. Beynim attı. Olmayan şey atar mı oğlum? Olsun, gene de attı. Senin olsa olsa bıngıldağın oynamıştır. Bıngıldağın oynamıştır. Bunun yakasına bir yapış. Allah! Bir kafa, bir yumruk. Böyle midesine vursaydın. Yumruklan böyle mideye. Bana bak, senin kafan iyi mi? İyi tabii. 44 senedir kullanırım bu kafayı. Ne ağrısı var ne sızısı. Hazır hastanede çalışıyorsun, sen kendine bir bak. Niye, benim bir şeyim yok ki, arada bir pankreasım ağrışıdır. Yok, senin teşkilat yer değiştiriyor miyim? Ulan benim teşkilatta bir şey yok da sen kafaya dökmüşsün alkolü, beyin lopları lopur lopur. Beyin dedin aklıma geldi, herif kafayı yumruğu yiyince şeyi patladı. Egzozu patladı.
Tüm gazı patladı. Ödü, ödü, ödü. Şu hastaneye geldiğinden beri ağzından tababetle alakalı doğru bir laf çıktı be. Çıkar. İşte o korkudan patlar o. Herif korkuyor benden. Senden korkusundan değil lan. Herif sen dayaktan öleceksen diye çekiniyor. Tabii. Ben çaktım hikayeyi. Sen anlat, devam Benim et. Ölümden bile korkuyor. Ölümden tabii korkuyor. Korkar. Sen ölürsen seni adama sayarlar, herife ceza verirler. Ondan korkuyor garibim. Ben bildim işi. En ay sonra da aldı beni buraya getirdi. Allah sen bayıldın bu hikayeye. Bak ama. Şimdi onlar birbirine değse ses de çıkar. Ha! Değmedi ama ben playback yaptım. Hadi bu kıyamı da unutma. Ha bozulmuş. Demek şimdi zerbe kapıştınız. Sen herifi çok fena dövdün. Mahvettin. Zavallı sende zopa yiydi. Korkudan ödüneği patladı. Tabii. Eros pannesi iç yerinden yırtıldı. Parça parça. Sağ gözü böyle mosmor oldu. Korkudan bir de seni aldı buraya getirdi. Ben de hıyarım ya. Bunları yuttum. O da öyle dedi. Orada bir hıyar var sana bakar dedi. Geç lan şuraya geç bir yere çök sıranı bekle adamın başını belaya sokma hadi. Şurada nöbet tatlı geçsin diye iki satır muhabbet edelim dedik suyunu kaçırma. Öyle sert hareket yapma da hadise yapmayayım. Uy, senin hadiseni yiyeyim. Her tarafın hadise olsa ne olur lan? Kötü olur. Çekmişim bir ayı, çekmişim bir ayı zeybeklik yapma bana. Vallahi veririm seni vehbi dinçerlere o yara. Senin kemiklerini kırarım adedini sayamazlar. Bak 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 kendini İbrahim Tatlıses tanıyor. Perihan mıyım ulan ben? Böyle vallahi çakarım yumruğu sert zemine 10 santim sokarım ha. Oyarmış kabak vardı karşında. Allah seni üstüme bir ağırlık çıkıyor. Yok babam yok ağırlık değildir. Serhoş kondu kalk ulan kalk. Koca hastanede yer yok gittin orada adamın üstüne oturdun. Hastane bağırıyor. Hastane niye bağırsın? Adam bağırıyor. Ağırmasan geldi sanıyor zavallı. O adam mı be? Adam tabii. Hiç tekerlekli adam görmemiştim ha. Sen iki tane daha iç bakalım neler göreceksin daha. Herif zafiyetten geberiyor. Onu nereden anladın lan? Bacaklara bak boru gibi böyle incecik. Hadi gözün kör olmasın. Git oraya lavabonun yanına çek orada sıranı bekle. Hadi bakayım. Lavabo kim? Tanımıyor musun? Hayır. Bizim Ronken mütehassısı. Paris'ten geldi. Monsieur Lavabo. Şöyle şu boyda, tıknaz, beyaz tenli, delikli. Arada bir tıkanıyor işte, pompalıyoruz. Nasıl gideceğiz oraya? Buradan dolmuşa biliyorsun. Evet. Şoföre diyorsun ki, s'il vous plaît beni birinci lavaboda bırak. Şoförün İtalyancası çok iyidir. Yes diyor, trak. Helal olsun sana abi. Niye? Dünyanın en modern hastanesinde görev yapıyorsun. Nereden anladın? Asansör çalışmıyor, dolmuş çalışıyor. Hadi get oraya, get lavabonun dibine çek, orada sıranı bekle. Hadi bakayım, serhoş. Öyle... Hafifçe sallandık diye de bize sarhoş muamelesi yapma. Bu mu hafifçe sallanma? Evet. Ulan Erzincan'ı yıkarsın be. Geldiğinden beri böyle. Yok, Mesih'e lavaba Paris'ten gelmişmiş. Tıkanken bir tahsi olmuşmuş da tıkanıyormuş. Tek delikliymiş. Yemezler. Ne alırdınız? Tas kebabı var yemeklerden. Ona Mesih'e lavabo denmez. Ne denir lan? Yalak. Nihayet su içtiğin yeri hatırladın salak. Bana bak oralara kusum musum ortalığı batırma. Yeni temizledik daha. 20 gün oldu. Merhaba canım, merhaba kardeşim. Ben yolcuyum abi. Hayırlı yolculuklar, ne tarafa? Yolcuyum, yolcu. Öbür. Yok öyle numara, öyle yolcuyum diye sıra kapmak yok. Uyanık, herkesin işi var. Bekle sıranı, gör doktorunu, olma yananı, al ilacını, sardır yaranı. Ondan sonra A camiinden her kişi niyetine. Allahu Ekber, yallah. Bu memlekette nüfus patlaması var. Ne oldu? Öyle her hastayı anında iyi edersek bu millet acından ölür. O zaman konut sorunu nah çözülür. Hele beni... ...başı karnı... ...dala... Aferin lan vallahi bak gifteyi kıvıramadın ama beste iyi oldu lan. Sen türkücü müsün? Folklorcu. Folklor nasıl oluyor? Bağlama mı çalıyorsun? Kırnata mı? Ne yapıyorsun? Bursa Kılıç Kalkan ekibinden. Şeyli. Tencereli tavalı. Bursa Kılıç Kalkan. Bursa... Turist bayıltan ekibi. Hani zavallı turistler rıhtıma iniyor siz bir saldırıyorsunuz. Allah aşkına akşak herkes bayılıyor. Peki arkadaşların çalışıyor sen iş saatinde burada niye yatıyorsun oğlum? İş kazası geçirdim. Yoksa sen hasta mısın?
Ulan ben diyorum bu burada niye yatıyor? Kalk bakayım niye getirdiler seni buraya. Vallahi bak sudan bir sebeple getirdilerse parçalarım ulan seni. Öyle burnunda sivilce çıkan ilk yardıma geliyor. Olacak. Allah. Allah sen canı almıyor. Dön bakayım şöyle. Dön. Ulan bu iş kazası mı bu? Ulan bu görünmez kaza bu. Nasıl oldu bu böyle? Gel tutun. Sıkı tutun. Düşersin. Yine bir şey batar Allah canını almasın. Nasıl oldu bu böyle? Sen Japon musun? Kılıca mı girdin? Hakar mı yaptın? Ne yaptın ulan bunu böyle? Kılıç bana girdi. Nasıl oldu bu böyle? Bizim ekipte Sakar Hüseyin var. Dün akşam gösteri yaparken Allah dedi, cak dedi. Ana, seni deldi. Ya deldi. Vay hayvan, vay hayvan vay. Aslında iyi çocuktur da Sakar biraz işte. Biraz Sakar anam belli. Geçenlerde yine böyle gösteri yapıyorduk. Ön sırada oturan kadının sağ kulağını alıverdi böyle. Nasıl böyle, yanlışlıkla mı alıyor? Yanlışlıkla alıyor tabii, isteyerek alır mı? He, bizim operatör Akif Bey de öyle. O da mı yanlışlıkla alıyor? O da apandisit diye açıyor, bir de bakıyor böbrek. Allah. Allah diyoruz biz de, alınmıştır diyor. Hastanede çok olur böyle şeyler de. Folklorda biraz ayıp oluyor ama. Abi ben ne olacağım? Korkma, senin durumun çok iyi. Ana seni Kadir gecesi doğurmuş lan. Bu gece hastanede kim nöbetçi biliyor musun? Cildiyeci. Gel anlar bu işlerden anlar.